Şu anda elimde 46 erkek doktorumuzla ilgili bir değerlendirme var. Ne değerlendirmesi? Doktorlarımızın koca olabilme potansiyelleri. Yok artık. Ciddiyim. Şu dergiyi karıştırırken içinde buldum. Bak, dinle. Ortopediden Murat Bey. Çirkin ama başarılı. Yeni boşanmış. Tekrar evlenmeye karşı olumsuz. Başarı şansı %15. Bak, buraya da Suat'ı yazmış. Yakışıklı, başarılı ama bazen kibar değil. Sevgilisi var ama gıcığın tilki. Ayrılma ihtimalleri yüksek. Daha sonra tekrar değerlendirilecek. Aa, Hasan da buradaymış. Ha? Ne? Ana kuzusu. Çekingen, saf. Yakışıklı sayılmaz. Biraz hımbıl. Evlenmeye karşı tepki gözlenmedi. Başarı şansı yüksek. Sürekli göğüslerime bakıyor. Ne? Ben kimsenin göğüslerine falan bakmıyorum ya. Ana kuzusu kısmına itiraz etmedin. Bir şey söyleyeyim mi Zena? Evet, benden daha iyi bir asistansın. Ama benden daha iyi bir insan değilsin. Hastaların hayatını kurtarabilecek kadar iyi bir cerrah olmaya çalışıyorum. Bu beni kötü insan yapmaz. Ama sen... Aa, yeter artık. Ya derdiniz ne sizin? Susmanıza izin vermiyorum. Derdiniz neyse konuşup çözeceksiniz. Derdimiz Hasan'ın mızmızlığı. 3 aydır ergenler gibi kendini acıyarak dolanıyor. Sonra bu sabah birden cerrah olduğunu hatırladı diye ameliyatı benden daha çok hak ettiğini düşünüyor. Bir kere bile ağlamadın. Cenazede ağlamadın. Burak'ın ölümüne üzülmedin bile. Kader giderken onu caydırmaya da çalışmadın. Çünkü cerrah olmak için taş kalp olmak gerektiğini sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Bir şey mi kaybettiniz? Yok. Sadece bir dergi. Tıp dergisi. Belki yanlışlıkla biri almıştır dedim. Bu olmasın. Hı hı. O. Hemşire. Nereden o kanıya vardınız bilemedim ama... ben kadınların göğüslerine bakmıyorum. Öyle mi? Nerelerine bakıyorsunuz peki?